uygulamaya özel ilk kuponunda 100 TL hediye. Popüler liglerden canlı maçlar, fenomen tahminleri ve bir dünya eğlence Tuttur'la cebinde. Tuttur, en kral sensin. Samuel ise Samuel ama yeter ki o mücadeleyi versin. Bu maçta ne oldu da verdiler yani? Başkan sadece kırmızı kart mı? Sadece prim mi koyuldu bu mesela maça? Mesela yani değişik ne yapıldı? Bu maçta prim bile yoktur. Ben sana açık söyleyeyim. Çünkü primle olacak bir reaksiyon değil bu. Bir şeye bir reaksiyon gösterildi. Demek ki varmış. Yani demek ki ben hani hep eleştiriyorum. Diyorum ki hani reaksiyon var çünkü. Çünkü potansiyeli var. Sen 10 kişiyle lider 20 puan fark atmış Trabzon'a. Eğer şey yapabiliyorsan, üstünlüğü kurabiliyorsan oyunda, ve maçı kazanma noktasına gelebiliyorsan o zaman demek ki sende çok fazla daha şeyler varmış. Naspor'a hoş geldiniz. Fanzin Fenerbahçe'ye başladık. Sarı Takın'la beraber Fenerbahçe'yi konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Bu hafta biraz bu hafta daha iyi geçti. Daha iyiyiz, daha iyiyiz. Şimdi eleştiriyoruz ama eleştiri herhalde şey oluyor değil mi? Yerini mi buluyor yoksa... Oluyormuş demek ki Berkay. İsteyince oluyormuş. İsteyince oluyormuş demek ki. Biz eleştiriyoruz. Bizi de insanlara ne sürekli Fenerbahçe'yi hani eleştiren pozisyonunu da göstermek istiyorlar ama öyle bir şey yok. Bak oluyormuş demek ki. Bir de sonuçlarını da... Hani yani... dediler ya bu futbolcular hani Pereira giderse başka oyuncular mı geldi? Yok. Aynıları duruyor. Demek ki 10 kişi de olsa bu istiyormuş yani. Yani istemek dediğin gibi hakikaten her şeyin başlangıcı yüreğini istemekle başlıyor. Yüreğini ortaya koyarsan... Devamı hiç fark da etmez. Devamı da geliyor. Detaylandıracağız. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra. İlk kuponunu Tuttur uygulaması üzerinden oyna. 100 liraya kadar bonus kazanma fırsatını kaçırma. Yorumdaki linkten Tuttur uygulamasını indir, üye ol ve ilk kuponunda 100 liraya kadar bonus kazan. Sen geçen Fanzin Fenerbahçe'de abi biz de onu kapağa taşımıştık. Futbolcular gururları için oynamalı evet demiştin. Gördük ki pazar akşamı futbolcu grubu, oyuncu grubu bir reaksiyon verdi. Hı hı. Yani isyan etti, skora isyan etti, duruma isyan etti. Taraftarın da desteğini arkasına alarak oyuncu grubu sahada hani bir şeyleri değiştirebileceğini en azından bize gösterdi diye düşünüyorum. Kesinlikle yani o hissi bize verdiler. Ben bunun olduğunu biliyorum. Yani bu oyuncu grubun, bundan sonraki oyuncu grubun Fenerbahçe forması altında eğer oraya seçilmişse, yüreğini ortaya koyarsa bir kıvılcımla o taraftarla birlikte onun işte bu haftaki gibi, geçen hafta maçtaki gibi bir olağanüstü bir hal alabileceğini düşünüyorum. Veya bunu biliyorum. Ben de yaşadım çünkü. Evet. Ama oyuncular bunu istemesi lazım Berkay. Biz bunu anlattık. Evet. Bunun hocayla da alakası yok. Şimdi İsmail Hoca'ya baktığında her şeyi o yapıyor. Yani her şeyi o değiştirdi. Onun dokunuşu tamam. Onu ayrıca geleceğiz. onu da ayrıca konuşuruz. Konuşmamız da lazım. Kesinlikle. Ama oyuncu grubu bir reaksiyon gösterdi. Neden? Onu bulmak lazım. Şimdi nedeni kırmızı kart mıydı? Bir maçlık mıydı? Bir maçlık mıydı? Yani kaç maç oynandı bu sezon şu ana kadar? Bu kaçıncı haftaydı? 28 ya da 29 bitti. Tamam. Mesela 15 hafta gösterselerdi şu an Fenerbahçe çok farklı yerdi. 15 haftaya 10 haftasını bay geçselerdi. Bak 10 haftasını Soza gibi geçselerdi, dostanlardı. Tamam mı? Ben de hiçbir zaman böyle futbolu bıraktıktan sonra oyuncu hayatta... Demedin ama Sosa birazcık yani... Ne yaptığı da çok önemli değil biliyor musun? Ben hayatta yapmam. Performans verse evet sahada, Sosa'dan bir performans alabilse Fenerbahçe, hı, kimse buna takılmaz zaten. Ama performans alamayıp üstünde bu fotoğraflar çıkınca tabii ki eleştiriyorsun. Vallahi isterse sabah akşam 7-24 gelsin ben söylemem. Niye biliyor musun? Ya o bana yakışmaz. Çünkü... oyuncu psikolojisi farklı bir şey biliyor musun? Tabii ki geçsin tosun biz sokağa çıkamıyorduk canım. Tabii canım. Bizim farklı bizde farklı bir şey vardı. Kahve içmeye gidemiyordunuz tabii be. Ben futbolcu muydum değil miydim belli değil yani. Bizim şeyler vardı. Teslim olmamız gerekiyordu şeye. Sen söyle. Çarşı izni bitti. Çarşı izni bitti. Tabii bekarlar saat 8'de teslim oluyorduk. Kampı alıyordu değil mi Oğuz Hoca? Oğuz Hoca bizi 7-24 ya. Öğlen bir güneş ışığına bir hafif çıkıyorduk. Gözümüzü açıyorduk. Tam güneş batarken yine içeri. Bu askerlikte çarşı izni olur. Çarşı izinde akşam 5 gibi içeri girersin. Onun gibi olmuş. Vallahi askerlik daha rahat. Ben sana söyleyeyim. Bizim fenaydı. Yani o yüzden ama hiçbir zaman bel altı eleştiri yapmayacağım. Yani yapmam da. O bize yakışmaz. Çünkü futbolcu kendi bilecek. Ben her zaman söyledim. Aldığı para hiç ilgilendirmez bizi.
Ben her zaman söyledim. Yani 3 alıyorsa 10 alsın. Sözleşmeyi yapmış abi zaten adam. Yani. Allah herkese daha fazla versin. Ama işte sahaya geldiğinde de bu performansı ben beklerim. Tabii. Eğer onu göremezsem nedenini ararım. Tabii ki. Araştırırım. Tabii ki. Tabii ve ki. Onun eleştirisini yaparım. Bize de o yakışır. Ama bir reaksiyon geldi. Kırmızı kart bence %100 haksız bir kırmızı kart. Yani hakemin buna bu kadar soğukkanlı çıkarması enteresan. Yani şöyle düşünüyorum bak. Hakem eleştirisi de çok sevmiyorum. Yapıyoruz. Ben hırsından dolayı bazen tutamıyorum. Bu Fenerbahçe olsun, Trabzon hiç fark etmez. Yine yaparız. Ama biz çok eksi yazıyoruz hakem konusunda, VAR konusunda. Yani ülke olarak çok gerideyiz. Biz onları doğru yapamıyoruz, doğru yönetemiyoruz. Yani o VAR protokolünü de doğru uygulayamıyoruz. İşi kolaylaştırmak için yapılan bir uygulama sonuçta var. Hızlansın diye yapıldı. Daha adaletli olsun diye yapıldı. Tam ben tersi VAR'dayım. Oluyor. Fenerbahçe Trabzon maçı oynuyor. Ben VAR'da, hakem benim. Mete Kalkavan'dı. Mete Kalkavan benim işte. Sen de sağdasın. Diyorum ki sana telsizden değil mi? Diyorum ki ya Berkay bir gel, Kavala bir basma var. Bence kırmızı diyorsun. Bence kırmızı olabilir. Ya şimdi hayır. Onların dediğini demiyorum. Onlar ne dedi bilmiyorum. Yok, onlar direkt zaten kırmızı vermekmiş. Bunu demek zorunda seni çağır, beni çağırmak tamam. için. Tamam. Şimdi kırmızı kartlık bir pozisyon var. Sen bunu bir incele diyorum değil mi? Evet. Hakeme bırakıyorum son kararı. Tamam. Şimdi hakem niçin eğitiliyor mesela? Yorumlamak için. Yorumlamak için değil mi? Şimdi yani direkt basma var mı? İşte ilk önce topa kim değdi? Şimdi ilk önce orada topa değen İrfan. Bu bir. Bu bak bu çok önemli. Çünkü direkt Kavala bassa kırmızı kart verirsin zaten. Onu tartışmaya gerek yok. Ama ilk önce topu kurtaran veya kurtarmaya yönelik hareketi yapan. Yani direkt Kavala... Gelen İrfan değil. Topa İrfan dokunuyor. Değil. Topu böyle ayağın dışında onun hareketi var ya. Evet. Rahat böyle. Alıyor topu. Almak isterken şeyin Siyopis'in ayağı altına girince Kavala o da direkt basıyor. Yani dışarıda gördüm yorumları televizyonda falan. İsimleri önemli değil de üstünde zıplıyor falan filan. Ya yok, hani yazık günah yani. Gerek yok. Bunu Fenerbahçeli olarak tabii. Gerçekten söylemiyorum yani. Bunu Trabzonlu'ya da olsa aynısını söylerim yani. Veya Galatasaray fark etmez ki camiye. Ya tabii canım. Pozisyon bir aynı bugün pozisyon. Bugün bize yani. Yarın sana bu tabii, böyle gider tabii, ki. Aynen öyle. Fenerbahçe takımı da taraftarı da 1-0'a rağmen yani 10 kişi kalmasına rağmen daha doğrusu desteğini sonuna kadar gösterdi taraftar takıma. Taraftar özlüyor. Taraftar çok özledi. Şimdi mücadele de görünce karşıda şimdi yani Samuel mesela kariyer maçlarından bir tanesini oynadı. Kesinlikle yani. Wakayeme ile birebir de açık alanda, dar alanda her türlü mücadeleye girdi. Şimdi taraftar onu gördükten sonra tabii ki Samuel'e destek oluyor. Yani çok basit. En eleştirilen oyuncuydu mesela. Tam ama tersi çok sevildi şimdi. Sen vermedin mi örneğini? Geçen fanzinin bir tanesinde dedin ya basketçi dedin. Evet. Pierre Henry. En sevilen dedim. Yulhanmıştı. Şimdi sakat hatta taraftar, şu anda en aranan oyuncu o. Bak taraftar ıslıklar, yuvalar. Hiç problem değil. Yapabilir yani o anlık tepki de taraftarı da anlamak lazım. Ama sen taraftara o mücadele gösterirsen ben ne dedim? Fenerbahçe kalkıp taraftar işte dört atsın, şu olsun, bu olsun beklemiyor. Bir kıvılcım ya, bir işaret bekliyor. Bekliyor yani. O yoktu. Biz o yüzden yorulduk. Yani biz eleştiriyoruz, başkan diyoruz, İsmail Kartal diyoruz. Bunu keyfimize söylemiyoruz. Bir şey yok ortada. Tabii. Fenerbahçe'de hiçbir şey yok. Öyle maç yapmaya bu gelen niye? Bir oyuncu topluluğu var yani. Yani maç var, maça gitmek için giden bir oyuncu topluluğu var. Aynen öyle. Yani bugün maç var, mecburiyet kontrat imzalanmış. Benim maçım var. Cuma yani halı sahadan kaçıyorsun bazen, oynamıyorsun. Halı sahadan bunu da oynamak zorundasın gibi yani. Bir şey söyleyeyim mi sana? Şimdi pazar günleri, diyelim cumartesi günleri bizim seninle sabit halı sahamız var. Şimdi ben dizimden dolayı oynayamıyorum ama öyle günlerim vardı. Her hafta oynadım dizim yine şey yapana kadar. Abi ben ona bile birkaç gün evvelinden heyecanlanıyordum biliyor musun? Top oynayacaksın çünkü ya. Çok, bak topu sana çok önemli tabii. Bir detay veriyorum kesinlikle. Ya. Futbolu bırakmışım. Halı saha maçım var. Kendi zevk için oynuyorsun sadece. Zevki için. Diyorum ki halı saha maçım var. Bu gece erken yatayım, azalanayım. Yani abartı diyecek insanlar ama gerçekten böyle. Alışkanlık çocuk çünkü kimse, bu. Alışkanlık futbol yani, böyledir evet. Ya. Çocukluk aşkıdır tabii, futbol. Tabii. Çocukken biz futbolla büyüdük. Yani eğer o aşk kaybolduysa zaten bırak. O zaman da diyecek ki ya Fenerbahçe ben gerçekten çok seviyorum. Çok önemli bir camia ama benim futbol aşkım bitti diyecek. Ona da herkes saygı duyar. Bak taraftar, hiçbir camianın taraftarı kim gitmez abi. Tabii ki gitmez. Fenerbahçe taraftarı asla gitmez. Samuel ise Samuel ama yeter ki o mücadeleyi versin. Bu maçta ne oldu da verdiler yani? Başkan... Sadece kırmızı kart mı? Sadece... Prim mi koyuldu bu mesela, maça? Mesela yani değişik bak, ne yapıldı? Bak ben sana bu maçta prim bile yoktur. Ben sana açık söyleyeyim. Çünkü primle olacak bir reaksiyon değil bu. Bir şeye bir reaksiyon gösterildi.
Demek ki varmış. Yani demek ki ben hani hep eleştiriyorum. Diyorum ki hani reaksiyon var çünkü. Çünkü potansiyeli var. Sen 10 kişiyle lider 20 puan fark atmış Trabzon'a. Eğer şey yapabiliyorsan, üstünlüğü kurabiliyorsan oyunda, ve maçı kazanma noktasına gelebiliyorsan, o zaman demek ki sende çok fazla daha şeyler varmış. Demek ki hani ortaya çıkarma. Dedik. Şimdi ortaya çıkarma noktasında abi bence teknik direktör katkısına ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani belli bir potansiyeli olabilir bir oyuncu grubunun. Onu ortaya çıkaracak olan da teknik adamdır, teknik direktördür. Tabii bu son günlerde yine Joachim Löw ismi oldukça ciddi bir şekilde yine konuşulmaya başladı. Zaten burada konuşmuştuk. İlk burada sen aslında tweet atmıştın çok önce. Çok önce. Devamında ben net bir bilgi aldım. Ama artık yani sezon bitmeden de açıklanacak deniyor. Şimdi bence başkanın yani yine Almanya'ya gitti başkan. Bize yakışmaz tabii. Hani başkanın işte son kozu veya son şeyi, onu ben bilemem. Başkan belki 5 sene, 10 sene, Allah yani uzun ömür versin, istediği yönetim gibi kurulu üyeleri seçerse devam eder. Seçerse devam eder. Ona biz karar veremeyiz. Ama ben diyorum ki yani reaksiyon olarak, hani şimdi nasıl oyuncular bu reaksiyonu gösterdi? Bence başkan da bir reaksiyon göstermesi lazım. Hani o reaksiyonda bence Löw gibi bir isim olması lazım. Yani kalkıp buraya, yani İsmail Hoca kendini birinci adam olarak görebilir. Ona da saygım sonsuz. Ki zaten biz de bunu söyledik, dedik ki teknik adamlıktan ikinci adamlığa geçmek, kabul etmek olmaz dedik. Bak taraftar çok yanlış yapıyor. Benim Twitter'ı açıp baksınlar. Twitter'da geldiğinde İsmail Kartal, ben aynen bu cümleyi kurdum. Dedim ki İsmail Kartal birinci teknik direktör mü? Yoksa Löw geldiğinde yanı yardımcı mı olacak? Burada TT yapmıştık, o bağlanmıştı. Evet, ben dedim eğer ki Löw geldiğinde yardımcı olacaksa, o zaman hiçbir zaman teknik direktör ve birinci adam olamamış dedim. Taraftar dedi, sen dedi camianın evladı nasıl konuşuyor? Ya kardeşim, camianın evladı da biz ne konuşuyoruz? Yani başka bir şey söylüyorsun. Bir iki önce dinlemeniz lazım yani. Şimdi ya teknik direktördür ya da yardımcısındır. Yardımcılık şeyini bitirirsin. Teknik direktör olursun. Ama teknik direktörlükten yardımcılığa dönmezsin. Veya komple yardımcı kalsın. Roland Koch komple yardımcı. Birinci adam olmak istemedi. Olmadı, kariyerini öyle yaptı. Buna da saygı. Tabii ki o da bir kariyer. O da bir kariyer. Ama şimdi geliyor. Bak ne dedi? Ben dedi birinci adamım dedi. O zaman demek ki Löw gelirse olmayacak. Bu işte bak, bu bir netliktir, anladın mı? Ben bunu öğrenmeye çalıştım. Ben İsmail Kartal'la da bunu öğrenmeye çalıştım. Çünkü önemli, biliyor musun? Yani bu bir kimliktir yani. Gayet tabii abi. Her şeyi açıklar, belli eder yani. Löw'ün yanında yardımcı yapmış olabilir zamanında, tamam, değil mi? Ama gitti Sivas'a, ne bileyim Ankara Gücü'ne. Bitti artık o hikaye. İşte ben de onu diyorum. Ama taraftar yine onu oraya koyarsa, o da kabul ederse, o iş olmaz. Benim anlatmak istediğim oydu. Yani şimdi ben Löw'ün yanında yardımcılık yaptım. Çıktım kendi yoluma. Löw gitti Alman milli takımına. Ben de kendi kariyerime. Tamam. Gittim Sivas'a, Ankara Gücü'ne. Artık birinci hocayım ben, değil mi? Tamam. Ben kalkıp 5, 6, 7 sene sonra Löw'ün yanına yine yardımcı oluyorsam, demek ki benim hocalığım olmamış. Aynen öyle. Zaten o zaman bunu kabullenmemiz kesinlikle lazım. Çünkü oradan bir daha çıkınca, bir daha birinci olmaz hoca olursa, o zaman ne oluyor biliyor musun? İş işte bu şeylere dönüşüyor. Hani diyorum ya, ben artık belli bir kısım, mesela Yılmaz Hoca. Yılmaz Hoca benim de hocamdı. Çok da sevdiğim bir hoca. Laçkalaşıyor abi. İlişkiler laçkalaşıyor şimdi yani. Şimdi ne diyor? Son 10 hafta benim dönemim geldi diyor. Hı hı. Ama sezon başı Fener'i istiyordun hocam. Şimdi öyle olunca, böyle olunca olmuyor yani. Ama böyle olmaz ki. Yani böyle ya, Türk futbolu böyle yönetilmez. Şimdi hocam bir taraftan milli takım diyorsun. Bir taraftan Ali Koç'tan haber bekliyorum diyorsun. Sezon sonunda diyorsun ki benim haftalarım geldi. Düşme potansiyelindeki takımlara gideceğim. Ama bu olmaz ki. Bu yazık günah yani. İsmail Kartal'da da eğer böyle bir olursa benzer bir durum olmuş oluyor. Zaten abi Sivas Ankara Gücü'nde teknik direktörlük yaptı. Sadece şuna, şu cümleye bakalım yani. Fenerbahçe'de birinci adamlık yaptı 2014-2015'te, evet, teknik direktördü. 2022-23 sezonunda yardımcı teknik adam yani çok mantıksız yani baktığın zaman bu. Tam tersi olması ben lazım. İşte o tweet attım. Yani benim Twitter'ımı bir daha okurlarsa benim burada İsmail Kartal'a bir eleştirim yok. Benim sadece öğrenmek istediğim, aynen, hocanın kimliği. İsmail Kartal birinci adam mı? Direkt teknik direktör mü? Yoksa yardımcı hocam olacak bir daha? Olacaksa o zaman teknik direktör değil benim için. Ben bunu öğrenmek istiyordum. Kesinlikle. Çünkü bu olmaz yani, ben orada teknik direktörlük yapayım. İşte Berkay geldi, biraz onun yardımcılığını yapayım. Ben yine giderim teknik direktör olayım. Bir ara çalışırım, gene gelirim. Olmaz ki ama bu. Olmaz. Fenerbahçe'ye şu an zaten olmaz. Fenerbahçe'ye şu an hatasız. Löw geliyorsa ekibine gelir. Kim kaç geliyorsa, kişiyse. Kaç kişiyse beni ilgilendirmez. Kurar sistemini, ona teslim edilir. Bu böyle olması lazım. Yani bence Ali Koç hiç karışmayacak. Her şeyi oraya teslim edecek. Ondan sonra bize seyredeceğiz. Kaldı ki Sayın Başkan'ın da Cuma günü 15'te bir basın toplantısı olacak. Neyle ilgili olacak? İnşallah Löw açıklamaz.
Açıklamaz mı diyorsun? Ya bence açıklamasın. Ya şimdi şöyle bir şey var Berkay. Biz açıklasın diyoruz. Hani en başında söyledik açıklasın. Ne zaman açıklasın? Olsun. Gitti Almanya'ya. Ben duydum ya mesela. Orada eğer doğruysa açıklasın. Ben duydum diye değil. Yani gerçek varsa. Bir yerden duyduk. Gerçeği varsa açıklasın. Şimdi açıklarsa şimdilik de yanlış. Yani o zaman İsmail Kartal'ı niye getirdin? Ya İsmail Hoca niye geldi o zaman hani? Tamam geçici olarak geldi. Ben birinci adamım diyor. Ama bize yansıtılan şuydu. İsmail Hoca Löw gelirse yanına yardımcı olur. Bu hiçbir şey onun, yazılmadı ama hep bu perde arkasında söylendi yani. Yani çok sıkıntılı yani. Açıklayacaksa da sezon sonunda açıklasın. Şu an açıklama bir işin manası var mı sence Löw'ün? Yani niye açıklıyor şu an? Düşünüyorum. Mesela niye 6 hafta evvel açıklamadı? Ve görüştüğünü niye açıklamadı? Yani ve niye başkasına söyletti? Başkasına söyletti ya. Tüm bunların cevabı başkanda abi. Bütün bu soruların cevabı evet. Başkanda. Bence başkan ama bu konuyla girmeyecek. Ben de öyle düşünüyorum. Hakim. Bu hakem camiasındaki olaylarla ilgili bence bir basın toplantısı olacak ama tabii belli de olmaz. Yani Sayın Başkan yani o İsmail Kartal açıklandığında daha sonraki basın toplantısında sezon bitmeden de açıklayabiliriz demişti. Bunu söylemişti zaten. Belirleyebiliriz evet. Demişti. Ben sezon bitmeden açıklanacağını düşünüyorum ama bu hemen mi olur? Daha sonra mı olur? Orasına bakacağız ama Yapmalı çünkü. Yani kesinlikle. Yani bir daha öyle uzun süren bir teknik yani, direktör arayışıyla. Sen şimdi sordun ya biraz önce abi. Hani neden şimdi açıklanıyor? Şimdi bunların hepsini başkan cevaplarsa sağlıklı bir şekilde biz de ona göre bir yorum yapabiliriz. Ama başkan yani sessizlik politikasını sürdürürse herkes bir şey söyler, bir yorum yapar yani. Ya şu an yani ben Fenerbahçe'deki şeyi anlamıyorum. Şimdi başkan bir şeyler konuşuyor veya başkanın başkandan duyduklarımız farklı, İsmail Kartal'dan duyduklarımız apayrı. Yani ya ikisi sanki ayrı bir kulüpte çalışıyormuş gibi geliyor bana. Ben dışarıdan dinlediğimde veya duyduğumda. Yani şimdi İsmail Kartal diyor ki Trabzon ciddi paralar harcadı. İşte ne bileyim devre arası transferler yaptı. Biz yapamadık. İşte onların hiç akıl alır bir yani o nasıl bir açıklama hakikaten anlamıyorum. Şok geçirsin. Şok geçirirsin. Yani? Yani. Şok olursun. Şimdi şöyle yani Trabzonspor'um ben. Param da var veya işte durum da var. Şampiyonla oynuyorum. Takviye yapmayacak mıyım? Yani? İsmail Hoca rahatsız oluyor diye. Böyle bir şey olabilir mi yani? Şimdi senin kulübün, senin camian şey mi? Fenerbahçe'nin kadrosu fakir bir kadro mu? Olur mu abi? Mesut Özil, İrfan Can Kahveci var kadroda. İkisini zaten çıkartsan Trabzon'un... Takım kurarsın. 10 tane takım kurarsın yani. Şimdi böyle bir açıklama yapıyorsun. Sen Slavia Prag'la oynuyorsun. Slavia Prag 100 milyon dolarlık takım mı? Değil. Senin onda birine. Yani böyle bir açıklama niye yapıyorsun sen? Sen Fenerbahçe hocasısın. Bak Fenerbahçe hocası beni çok rahatsız eder bu. Bunu Ersun Hoca da yapmıştı. Rize deplasmanında Galatasaraylı Karagece bilmem ne hakem. Ya bizi Galatasaray, Rize o seni ilgilendirmez. Sen Fenerbahçe hocasısın. Sen beni ne ilgilendirir biliyor musun? Ersun Hoca kendi evinde o maçta niye puan alamadı? Alamadı aynen. O maçta puan. Sen gidiyorsun Rize... Dışarıdaki maçında bizi ilgilendirmez ki. İsmail Hoca'da da aynı şey. Şimdi sen Trabzon'un kadrosu seni niye ilgilendirdi hocam? Sen alacaksın, Trabzon'un önüne geçeceksin. Ben diyeceğim ki hoca da bu, takım da bu. El ele hoş olsun. Benim desteğim tam diyeceğim. Ama sen bükemediğin Serhat abi, Fenerbahçe'de tarihinde her zaman yani her zaman kadrosu hep evet. En şaşalı, en gösterişli kadro olmuştur. Her zaman hep o şekilde bir transfer politikası yürütmüştür. Tarihinde bile yani İsmail Hoca'nın 103 gollü oynadığı evet. Sağ bek oynadığı takıma bakalım. Rıdvan Hocalar, Oğuz Hocalar, Aykut Hocalar yani inanılmaz bir takım 103 golle şampiyon olmuş. Hı. Senin oynadığın dönemde Rebvolar alınmış, Balişler alınmış, en son gidilmiş Milan Rapayiç alınmış. Evet. En son 17 milyon dolar verilip bir de Rapayiç alınmış. Geçen sene... Ama kimse bize demedi ya bu kadar pahalı... Bir takım yapar abi sonra. Fenerbahçe yapar. Zaten yapar. Yapıyor da. Hani kimin başkasının ne yaptığının ben Zico'nu mesela önemi yok duymadım ki. Roberto Carlos var. Rakipte de o oynuyor. Demez kimse demez yani. Demez kimse yani. Niye dersin? Veya seni buraya yani zorla mı getirdiler? Bir de. Yani sen buraya gelip zorla gelmedin. Kabul ettin bu görevi. Eğer bak ben şunu şimdi ben burada oturuyorum. Sen ne program yapıyorum? Bana teklif geldi Fenerbahçe'den ve ben bunu kabul ettim. Bunun şikayeti olmaz ki. İştir olay anladın mı? Kabul etmişsin. İsterse bana sadece altyapı takımını versinler. Ben bunu kabul ettiysem onu kapanmıştır Berkay. Onun üzerine laf söylenmez. Özellikle Fenerbahçe teknik direktör koltuğunda söylenmez. Kesinlikle. Bu koltuktan kimler geçmiş ya? Yani İsmail Hoca'nın kariyerinin 100 yıl önünde hocalar geçmiş. Zico gibi hocalar ve başarılı olmuşlar tabii bunlar. UEFA'da ne bileyim şampiyonlar gibi önemli maçlar oynamış. Ben hiçbir zaman onların... Böyle bir yaklaşımını görmedim. Ben hiçbir teknik başka adamdan başka bir camiayla uğraştıklarını görmedim. Hiçbir bizi ilgilendirmez adam. Ki. Şimdi
Yani onlar... Bu açıklamayı kim yapar abi biliyor musun? Hı. Çok özür dilerim. Şimdi örnek olsun diye söylüyorum. Hı hı. Yanlış anlaşılma olmasın. Diyelim ki Malatya Spor Teknik Sektörü Kadıköy'de evet. Fenerbahçe ile oynar. Der ki ya Fenerbahçe devre arasında bunu aldı. Biz transfer yapamadık. Bizim onunla aramızdaki fark çok büyük. Tabii ki bizi yenecek. Diyebilir değil mi? Diyebilir bunu. Anlamlı ama olur. Onlar bile demiyorsa. Onlar dahi demiyorsa Fenerbahçe hocası işte, nasıl der sen yani? Sen hiçbir şey dememen lazım yani. İşte ben de diyorum ki Fenerbahçe hocası tamam camianın evladı olabilir ama Fenerbahçe'nin şu an bence camianın evladından daha çok başarıya ihtiyacı var. Yani o taraftar bu Trabzon maçında gördü ki gerçekten başarıyı aç. Yani bir tane kıvılcımla usta ne hale gelebiliyor. Biz onu istiyorduk. Yani buradaki her konuştuğumuz şeyi aslında baştan sona fanzine baksınlar. Geldiğimiz nokta bu Trabzon maçı aslında. Aynen öyle. Tam son noktası bizim getirmek yani, istediğimiz örneğin. O. Pereira gönderdik dediler bize. Orası da karışmış. Brezilya karıştı ya. Brezilya'da ilk birinci maçta kendi oyuncusuyla bir kavgaya karıştı Pereira. Kendi dilini konuşuyor bir de orada. Daha da rahat ifade edebilir. Hocama helal olsun. Gerçekten Pereira büyük hoca yani. Orayı da karıştı. Düşünsene kendi dilini konuştuğun yeri karıştırıyorsan. İlk maç ya daha. İlk birinci maç. Ne olmuş olabilirdi birinci maçta? 1-0 kaybetmiş takımı. Pereira gerçekten bence çok disiplinli, işine çok sadık ve çok profesyonel bir hoca. Bak gerçekten söylüyorum bunu sana. Ama asla Fenerbahçe hocası değil abi. Taraftar bana burada istediği kadar kızsın bana. Ben bunu ilk geldiğinde de söyledim, ikinci geldiğinde de söyledim. Taraftar çoğu bana eleştirdi ama değil abi. Fenerbahçe'nin hocası değil. Fenerbahçe'nin hocası farklı yani. O değil bak. O bu seviyelere gelmemiş olsaydı bütün altyapıyı ona teslim ederdim gözüm kapalı. Başkan olsaydım. Derdim ki Pereira'yı bulun. Getirin bu adamı. O scout yapsın, scout yapsın. Her şeyi ona bırakırım derdim. Genç oyuncu yetiştirsin. Hani Ajax yapmış ya tabii. Hollanda falan. Tabii. Bak Hollandalıları buraya getirince onlar denedi Aziz Başkan evet. Falan da o olmuyor. Pereira'yı veririm diyorsun. Pereira yapardım. Gözü kapalı verirdim abi. %100 haklısın. Ha? %100 haklısın. A takımı yani Fenerbahçe'nin az kadrosuna başka bir şey onları lazım abi. Onları idare etmek, yönetmek çok başka bir şey. Bak Löw beni heyecanlandırıyor. %100. Bak Löw beni heyecanlandırıyor. Löw'ü yakıştırırım oraya abi. Bakalım neler olacak. Yakında da göreceğiz zaten diye tahmin ediyorum abi. Ağzına sağlık. Fanzı Fenerbahçe'yi noktaladık. Bakalım haftaya bizi. Haftaya bakalım neler olacak. Neler bekliyor. Yani Fenerbahçe'nin bir Alanya maçı var. Deplasmanı. O da çok kolay geçmeyecek kolay gibi geçmeyecek görünüyor. Çok formlu bir Alanya Spor var. Bakalım neler yani olacak. Böyle bir reaksiyon gösterdi. Devamında gelmesi lazım tabii. Ben diyorum ya bu saatten sonra skor önemli değil. Oyun, yani orada oyun. Yenilse de bu saatten yeter sonra ki, çok önemli iyi oyun. Var mı? Skorun şimdi diyorlar yok. Ki ikinci olsun Fenerbahçe. Ben şeyin skor tabela değilim yani. Ben oyunu görmek istiyorum. Zaten çünkü devamı da geliyor. Oyun gelirse oynayacak. Seneye bu şey olacak. Tahribatı azaltmak çok önemli. Aynen öyle. Seneye bu sefer takım diyecek ki bak biz bir şeyler yaptık, kötü ortaya geçirdik. Koyduk. Ama ortaya bir şeyler koyduk. Yüreğimizi koyduk. Biz buradan devam etmeliyiz diye sezona girmesi lazım. Önemlisi o. Bakalım neler olacak. Haftaya tekrar Fanzin Fenerbahçe'de değerlendireceğiz. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra Fanzin Fenerbahçe'yi noktalayacağız. Tutturun efsane fenomeni Rindane 1982 Şubat ayında da durmadı, kazandırmaya devam etti. Sosyal bahiste paylaştığı kuponlarla takipçilerine tam 474.030 lira kazandırdı. Sen de kazanmak istiyorsan Tuttur'a gel, sosyal bahiste fenomenleri takip et, ustaların yeni kuponlarını kaçırma diyoruz. Fanzin Fenerbahçe'yi noktaladık. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. İlk iddia kuponun hediye canlı maçlar, fenomen tahminleri ve bir dünya eğlence Tuttur'la cebinde. Sen de Tuttur'a gel, hediyeni al, eğlenceye ortak ol. Tuttur, en kral sensin.